15. bölüm. İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek amacıyla, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Nitekim Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, "Seni aşağılayanların aşağılamalarına ben uğradım." Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için siz de birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkarı oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve diğer uluslar Tanrı'yı merhameti için yüceltsin. Nitekim şöyle yazılmıştır. Bunun için uluslar arasında seni öveceğim ve senin adına ezgiler söyleyeceğim. Yine deniyor ki, ey uluslar, onun halkıyla birlikte sevinin. Ve, ey bütün uluslar, Rabbi övün. Bütün halklar, onu ululayın. Yeşaya da şunu diyor. Yeşaya'nın kökünden biri gelecek. Ulusların üzerinde egemenlik sürmek üzere yükselecek. Uluslar ona ümit bağlayacak. Ümit kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamanızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Mesih'in hizmetkarı. Size gelince kardeşlerim, iyilikle dolu ve her bilgiyle donanmış olduğunuza ben kendim eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Ama Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yine hatırlatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Tanrı'nın lütfuyla ben, ulusların yararına Mesih İsa'nın hizmetkarı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kâhin sıfatıyla yaymaktayım. Öyle ki uluslar, kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir adak olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Şöyle ki, Kudüs'ten başlayıp İlliria bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum. Bir başkasının koyduğu temel üzerine bina etmemek için müjdeyi, Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymaya gayret ettim. Yazılmış olduğu gibi, ondan habersiz olanlar görecekler, işitmemiş olanlar anlayacaklar. Roma'ya gitme tasarısı. İşte bu nedenle yanınıza gelmem çok kez engellenmiştir. Şimdi ise bu yörelerde artık bana yapacak bir şey kalmadığından, yıllardan beri de yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Geçerken önce sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doymak, daha sonra tarafınızdan oraya uğurlanmak umudundayım. Ama şimdi kutsallara bir yardımı ulaştırmak için Kudüs'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Kudüs'teki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçludurlar. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçludurlar. Böylece bu işi bitirdikten ve sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayıp İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Kudüs'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. Öyle ki Tanrı'nın isteğiyle sevinç içinde yanınıza gelip arkadaşlarınızla gönlümü ferahlatayım. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin.